Arkadaşlar merhabalar. Bugün güzel bir gündü. Ama aynı zamanda böyle bir üzüldüm. Şöyle. Öncelikle güzel haberden başlayayım. Sonra kötü yavaş yavaş gecenin sonlarına. Oğlum ben keşke böyle çok fazla izlensem. Twitch yayını açsam ve bizimkilerle konuşsam. Çok güzel olurdu. Eldrayan gibi olmak isterdim abi. Aha. Amerika'dan arkadaş yazdı. Neyse, kapatmayacağım videoyu. Şimdi bugün Perşembe 3 Kasım. Evet, 29 Ekim'de bizim şeyimiz vardı. Matematik Olimpiyat yarışması vardı. Ben 3. olmuştum. Şimdi burada kategori falan ayrı. Cebir 1, geometri Cebir 2, pre-calculus. Yani önce kalkulus diye bir tane ders var işte. Onun biraz daha başlangıç hali yani. Ben pre-calculus'taydım. Bir tek başıma bir şey yapamadım da 8 kişilik takım vardı. Onu da falan güzel yapmıştım. Ben 3. olmuştuk. Şimdi bugün Perşembe. Okul genel anlamda genel yarışmacılar arasında 1. oldu zaten. Birincilik kupamız var. Bir de bu sefer Allah'ım 1. oldum. Bir de İkincilik Allah'ım. İkincilik madalyası var. Şurada matematik yazıyor. Şurada da işte sanırım düz okuyacaksınız da siz. Ondan dolayı matematik yarışması iyiydi. Ama matematik yarışması bitti, tamam, yaklaşık 1-1,5 saat uzaklıktayız okuldan. Otobüse geri dönüyoruz. İzmir depremi olmuş. Yani bilmiyorum, bir kanım dondu, bir şey oldum. Hani nasıl anlatsam bilmiyorum. Hani bakın, panik de vardı zaten de. Hani mesela depremi kendim yaşasam panik olurdum. Hani kendim için hani bir kendimi falan şey yaparım. Hani şimdi ise hani annemler falan iyi izliyor. Ama hani sınıf grubunda falan tartışılıyor, tamam mı? Hani ve 30 kişi var yani sınıfta neredeyse. Artık 25 falan var da. Yani böyle bilmiyorum. Kimin için endişelensem bilemedim. O kadar garipti ki. Ya böyle bir an dünya dar geldi gibi yani. Gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim. Yani sanki İzmir'de olsam da elimden bir şey gelecekti de hani olayın içinde olmadığım için olayın dışında öyle anlatıyorlar falan. Hani bir şey de diyemiyorum falan. Çok kötüydü. Valla umarım iyisinizdir. Yani ben 2'dir. Bakın yani İzmir'i kazandım. Covid, hani ya gideceğiz ya gitmeyeceğiz diye bilet falan alıyorduk annemlerle 2020'nin şeylerinde, sonbaharında falan. Covid'den dolayı yine ertelendi, gitmedik. İzmir depremi olmuştu. Ondan öyle bir kurtulmuştum. Bu sene Amerika'ya geldim. İzmir depremi oldu. Yani ben biraz şanslı mıyım bilemiyorum ama yani çok garip. Ve ben şunu anladım. Ben 2020'de hatırlıyorum. Yani daha konuşalı, arkadaşlarla tanışalı falan 1-2 ay olmuştu. Ha, o zamanlarda da paniklemiştim falan. Ama kalbim sıkışmamış. Yani böyle bildiğin hayattan modum düşmemişti. Yani hani yine endişelenmiştim, merak ediyordum. Millete ne oldu falan filan diye. Ki 2020'deki çok daha şiddetliymiş sanırım. Hani o kadar bilmiyorum. Çok kötü senaryolar geldi aklıma. Bir de işte şey yani daha 15-16 yaşındaysan hani dediğim gibi böyle doğal afet dışında çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum bize ama hani birçok şey oldu yani hani uzakta sanki birini kaybetsem böyle kahru ben çok kötü senaryolara girdim yani o sıra. Hani bilmiyorum, bir de hani ben böyle hepiniz arkadaşlar geçen 2-3 gün önce ben rüya gördüm. Sınıfa giriyordum böyle. Ama böyle sınıfa geldim falan görüyordum. Çok güzeldi yani benim için. Güzel bir rüyaydı. Hani ve ne bileyim. Ben geldiğimde hepinizle hani buluşmaya falan işte görüşmeye tekrar görüştüğüm anı falan habire düşünüyorum. Hani bir an herhangi birinize bir şey olduğunda o görüşmeyi bir daha yapamayacağım falan diye harbi çok korktum. Ama
Umarım hepiniz iyisinizdir. Ya 11C'yi biliyorum. Hani 11C yine sanırım iyi de diğer BFL'dekileri bilmiyorum. Hani bilmiyorum ya. Böyle şeyler olunca yani biraz da doğru yani. Gerçekten ben gerçekten hepinizi çok seviyorum ama sanırım bir insanın değerini falan anlamak için gerçekten bir şey olması gerekiyormuş yani. Hani ben yine dediğim gibi seviyorum ama hani ne bileyim bu kadar önemli olduğunuzu düşünmemiştim yani. Hani bu kadar Allah'ım yanlış şeyler söylüyorum ama hani anladınız işte ben. Ya böyle bilmiyorum çok çok garip oldu yani. Vallahi hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle söyleyeyim. Görüşürüz.